Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İbrahim suresinden Hazreti İbrahim'le alakalı bir bölümü değerlendireceğiz. Sure adını buradaki olaydan alıyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: Ve iz gâle İbrahimu, İbrahim şöyle demişti: Rabbi c'al hâzel belede âmine, ya Rabbi bu beldeyi emin bir belde kıl. Ve cnubni ve beniyye, beni ve evlatlarımı sakındır. En nabudal asnam, putlara tapmaktan uzak kıl. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası nazarımıza veriliyor. Kur'an-ı Kerim peygamberleri bize anlatırken onları örnek halleriyle anlatır. Ve burada Hazreti İbrahim'in duası olarak bildirilen bu dua bizlere dua noktasında hayli ufuklar açar. Malum İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile beraber bugünkü Mekke'nin bulunduğu yere geldi. Ve o zamanlar Mekke bir yerleşim alanı değildi. Tümüyle kurak, insanların olmadığı, yaşamadığı bir mahal. Ve oğlu İsmail'i, hanımı Hacer'i orada bıraktı, kendisi geriye dönüyor. Hanımı o zaman diyor ki, ey İbrahim, bu susuz yerde bizi kime bırakıyorsun? Hazreti İbrahim cevap vermiyor, yoluna devam ediyor. Hanımı yine, ey İbrahim, bizi burada kime bırakıyorsun diyor. Hazreti İbrahim yoluna devam ediyor. Bunun üzerine hanımı diyor ki, ey İbrahim, bizi buraya bırakmayı yoksa Allah mı emretti? Hazreti İbrahim evet deyince, Hazreti Hacer tam bir teslimiyetle, o halde Allah bizi zayi etmez diyor. Ve o susuz kurak yerde oğluyla beraber. İşte Allah-u Teala oraya cürhümlülerden bir kabileyi gönderiyor ve orada zemzem suyu çıkıyor ve orası dünyanın en mübarek bir yeri olarak bir yerleşim alanı haline geliyor. Burada bununla alakalı bazı durumları da göreceğiz. Ve İbrahim Aleyhisselam hanımını ve oğlunu bırakmış olduğu o belde hakkında, Mekke hakkında dua ediyor. Ya Rabbi bu beldeyi emin belde kıl. Ve hazel beledil emin diye Vettin suresinde de geçer. Emin belde. Etrafta insanlar katledilirken, etrafta savaşlar olurken Mekke tarih boyunca genelde emin belde olarak kalmış ve bu dua gerçekleşmiş. Ya Rabbi bu beldeyi emin belde kıl, beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak kıl. Rabbi innehunne adalalne kethiran minen nas. Ya Rabbi o putlar insanlardan çoğunu yoldan çıkardı. Gerçekten de günümüzde Allah'ın dışında ibadet edilen bir takım varlıklar düşünülürse, put veya başka şekilde, insanların pek çoğunun onlara tapmak sebebiyle yoldan çıktığı ortadadır. Femen tebi'ani feinnehu minni, kim bana tabi olsa o bendendir. Ve men asani, kim de bana isyan ederse feinneke gafurur rahim, şüphesiz sen gafursun, rahimsin. Yani bağışlarsın ve merhamet sahibisin. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın iç dünyasına da bir derece ulaşmak mümkün. İbrahim Aleyhisselam, bana tabi olanlar bendendir ama bana isyan edenlere karşı da ya Rabbi sen gafur ve rahimsin diyor. Onların kahriyle helak olmasını söylemiyor. Cenab-ı Hakk'ın affedici ve merhamet edici isimlerine havale ediyor. İnsanlar arasında meşref farkları, mizaç farklılıkları olabilmekte ve bir vaka olarak da zaten var. Mesela Musa Aleyhisselam celalli bir peygamber, o kavmine beddua da ediyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam celalli bir peygamber, uzun yıllar Allah'ın dinini anlatıp da karşı taraftakiler kabul etmeyince, ya Rabbi bunların tümünü ortadan kaldır, artık bunlardan hayır yok, bu mealde beddua ediyor ve ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bile bırakma diyor. Bunun neticesinde tufan gerçekleşiyor. Ama bir Hazreti İsa Aleyhisselam, ya Rabbi eğer onları azap edecek olursan onlar senin kullarındır. Bağışlarsan da sen gafur rahimsin. O da şefkat yönüyle daha
ön plana çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam'da da benzeri bir durum var. Bana isyan edenlere karşı ya Rabbi sen gafur ve rahimsin diyor. Rabbena ey Rabbimiz inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Senin beyti muharreminin, Kabe'nin olduğu yerde bir şey bitmez bir vadide ben neslimden bir kısmını yerleştirdim. Rabbena liyugimus salate ya Rabbi namazlarını kılsınlar. Fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. İnsanların bir kısmının kalplerini onlara ısındır. Gerçekten bu dua aynen kabul edilmiştir. Allahu Teala oradan geçen Cürhum kabilesini orada yerleştirmiş ve böylece orası bir yerleşim alanı halini almıştır. Rivayetlere göre Hazreti Hacer validemiz oğlu İsmail için etrafta su arıyor. Safa Merve tepeler arasında gidiyor, geliyor, sa'y ediyor. O esnada bir ses duyuyor. Heyecanla ey ses sahibi diyor. Kendini de göster. Cebrail Aleyhisselam görülüyor. Kanadıyla yere vurduğunda oradan su çıkıyor. Ve orası susuz bir arazi aslında. Ve ta günümüze kadar o zemzem mübarek bir su olarak devam ediyor. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Öyle bir bölgede de su çıkması büyük bir olay. Ve etrafta kuşlar dolaşmaya başlıyor. Suya geliyorlar. Uzaktan geçen bir kervan bakıyorlar ki kuşlar bir tarafta uçuşmakta. Bunların uçuştuğu yerde muhakkak su da vardır deyip oraya geliyorlar ve orada yerleşiyorlar. Böylece günümüze kadar devam eden bir yerleşim alanı ve dünyanın en mübarek bir merkezi meydana geliyor. İşte İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi diyor, hiçbir şeyin mahsulün bitmediği bir yerde ben neslimden bir kısmını bıraktım. Ya Rabbi onlar namazlarını kılsınlar ve insanların bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Bu manada bir meyil gerçekleştiği gibi günümüze kadar da gelen yönüyle değerlendirecek olursak gerçekten de günümüzde Müslümanların tamamının kalbi oralara meyillidir. O mübarek beldelere gitmek, hac görevini yapmak her Müslümanın çok ciddi bir isteği ve arzusudur. Ve günümüzde dünyanın dört tarafından insanlar oralara gidiyorlar ve oradaki tarihte yaşanmış olayları tezekkür ediyorlar, ibadetlerini takdim ediyorlar. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Ya Rabbi onları bir takım semerat ile rızıklandır. Burada onların rızıklandırılması gerçekten şayan-ı dikkat bir durumdur. Çünkü orada çok da fazla bir şey yetişmiyor. Osmanlı'nın orayı idare ettiği dönemlerde ülkemizden Sürre alayları namıyla oralara gıda maddesi ve giyecek türü şeyler, yardım olarak neler götürülebilecekse götürüldü. Sonrasında oralarda petrol çıktı ve şu anda o beldeler petrol ile pek de fazla çalışmadan hayatlarını devam ettirebiliyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın oraları idare etmesi onlar namına bir rızıklandırma. Sonrasında petrol çıkması yine rızıklarının devamı şeklinde. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının oralar hakkında makbul olduğu tarihi bir realite. İbrahim Aleyhisselam başka bir duasında onların içinden bir peygamberin çıkmasını da dua ediyor. Ve bu duaya işareten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ben Hazreti İbrahim'in duası annemin de rüyasıyım. Annesi rüyasında görmüş ve İbrahim Aleyhisselam da dua etmiş. Hazreti İbrahim'in de müjdesiyim diyor. Hazreti İsa'nın düzeltiyorum. Hazreti İsa'nın da müjdesiyim. İsa Aleyhisselam da benden sonra gelecek adı Ahmet'tir diye peygamberimize haber vermiş. Varzukum mine semerati ya Rabbi onları semerat ile rızıklandır. Leallahum yeşkurun ta ki onlar sana şükretsinler. Ola ki sana şükretsinler. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nulin. Ey Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimiz ne varsa açığa vurduğumuz ne varsa bunların hepsini bilirsin.
Ve ma yahfa alallahi min şeyin, Allah'a hiçbir şey gizli değildir. Fil ardı ve la fis sema, ne yeryüzünde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Duada bu da önemli. Yani dua ederken Allah bizim içimizden geçenleri biliyor. Söylediklerimizi de biliyor, söylemediklerimizi de biliyor. Bunları düşünmek gerçekten duaya kalite katar. Duaya kıvam getirir, kalite getirir. Allah-u Teala'nın mülkünde cereyan eden hiçbir şey elbette Allah'a gizli olmayacaktır. Allah-u Teala alimun bil hafaya, gizlilikleri bilendir ve onun ilmi her şeye nüfuz eder. Bazen misal olarak verilebiliyor. Mesela internet ortamında bütün haberleşmeler merkez tarafından istenilirse takip edilebiliyor. Veya bütün telefon konuşmaları ilgili merkez, telefon merkezi tarafından istenilirse takip edilebiliyor. Hatta geçmişe yönelik bütün konuşmalar istenilirse dinlenebiliyor veya anında yine dinlenebiliyor. Nasıl ki o şirketler kendi mülkleri içinde meydana gelen her şeyden haberdar oluyorlar. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala elbette ve elbette kendi mülkünde cereyan eden her şeyden haberdardır. Allah için gizli diye bir şey yok. Gündüzün aydınlığında yapılan da ona aşikardır. Gecenin karanlığında yapılan da ona aşikardır. Öte yandan insanın diliyle telaffuz ettikleri Allah'a malum olduğu gibi diliyle telaffuz etmeyip de içinden geçirdikleri onlar yine Allah'a malumdur ve Allah-u Teala onları bilmektedir. Duada bu son derece önemli. Yani bir insan benim içimden geçenleri Allah biliyor, söylediklerimi Allah biliyor. Bu anlamda düşünürse ve bunu deruni olarak hissederse yapmış olduğu duayı daha samimi yapar. Ve ağzından çıkanlara dikkat eder, kalbinden geçenlere dikkat eder. Çünkü bilir ki her dua Allah'a bir dilekçedir. Nasıl ki dilekçede cümlelerimize dikkat ederiz. Eğer dikkat etmemişsek o dilekçe pek nazara da alınmaz. Onun gibi bir insan Allah'a dua dilekçesiyle müracaat ederken elbette dikkat etmesi lazım. Ne istediğini bilmesi gerekir ve ona göre şuurlu bir şekilde duasını yapması gerekir. Elhamdülillahillezî vehebelî alel kibar İsmail ve İshak. Ve İbrahim Aleyhisselam duası esnasında Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. O Allah'a hamd olsun ki şu yaşlı halimde bana İsmail ve İshak'ı verdi. Yani Allah-u Teala kendi koyduğu kanunların elbette mahkumu değildir. Normal şartlarda çok yaşlı durumda insanın çocuğu olmaz. Hele hanımında problem varsa zaten olmaz. Ama Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e yaşlı halinde evlat nasip ediyor. Ve bunlar daha sonra peygamber olacak kimseler. Biri İsmail, diğeri de İshak. O şekilde evladı nasip ediyor. Ve günümüzde Araplar işte Hazreti İsmail'e dayanıyor nesilleri. İsrail oğulları da onlar da İshak'a dayanıyor. Ve böylece Hazreti İbrahim'in neslinden çok peygamberler gelmiş. Ve kendisine de Ebul Enbiya, peygamberlerin atası deniliyor. Bugün dünyada semavi din olarak devam eden İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik bir yönüyle İbrahimi dinler adıyla da bunlar yad ediliyor. Çünkü İbrahim ismi üçünde de müşterektir. Bütün bu üç din Hazreti İbrahim'i peygamber olarak kabul eder ve Hazreti İbrahim rahmetle yad edilir, hürmetle yad edilir. Zaten Hazreti İbrahim'in dualarından birinde bu da var. Ya Rabbi diyor, وَجْعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, sonraki gelenler içinde bana sıdk ile anılmayı, dosdoğru bir şekilde yad edilmeyi bana nasip et. Şüphesiz Hazreti İbrahim'in bu duası kuru kuruya bilinmek, tanınmak, sonraki nesiller tarafından yad edilmek anlamında değil, hayırla yad edilmek ve insanların hayır dua ile onu yad etmesi. Gerçekten de günümüzde bu vardır. Daha önceki dönemlerde de olmuştur. İbrahim ismi bizim milletimiz içinde hayli yaygın bir isimdir. Ve Batı toplumlarında da Abraham şeklinde yine
İbrahim'in biraz farklı telaffuzu, o yine oralarda bulunmaktadır. Onlar için de yaygın bir isimdir. Demek ki duanın büyük bir tesiri var ve insan samimane Allah'a dua ettiğinde o dualar nazar itibarı alınıyor ve Allah-u Teala o dua dilekçesini değerlendiriyor. İnne Rabbi ile semi'u dua, şüphesiz benim Rabbim duayı işitendir. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyetim. Ya Rabbi, beni namazını dosdoğru kılan bir kimse ile zürriyetimden de böylelerini nasip et. Bu da çok güzel bir dua. Yani insan dua ederken bunlara dikkat etmesi lazım. Bu gibi duaları yapması gerekir. Kendisi namaz kılması lazım ve bunu da istemesi. Ya Rabbi, beni namaz kılanlardan eyle. Bu manada dua etmek çok güzel. Sırf kendimiz için değil, bizden sonra gelenlere, neslimizden gelenlere de dua etmek. İşte İbrahim Aleyhisselam bunu yapıyor. Ya Rabbi diyor, beni namazını eda edenlerden eyle, neslimden de böylelerini getir. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi, duamızı kabul et. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Ya Rabbena, hesap gününde, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve inananları mağfiretine mazhar kıl. Hazreti İbrahim'in duasının bu son kısmı insanımız tarafından genelde bilinir. Tahiyyata oturulduğunda Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab şeklinde bizler tarafından da dua olarak okunur. Bunun Hazreti İbrahim'in duası olması bizim okumamıza engel değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildirdiğine göre bizim de böyle dua etmemizi istiyor. Çünkü bu örnek bir dua olarak bizlere bildirilmiştir. Ve bu duada dikkatimizi çeken şöyle bir özellik var. Kendisi için dua ediyor. Ya Rabbi, beni bağışla diyor. Ardından anne babası. Anne babası en yakın kimselerdir ona. Anne babası için dua ediyor. Ve ardından da bütün ehli imana. Artık bu akrabalık sınırlarını aşan bir şeydir. Zaten ehli iman dediğimizde, ehli iman din noktasında birbiriyle kardeştir. Bir insan kardeşine dua eder, benzeri bir şekilde din kardeşine de dua eder. Ve bu anlamda bütün müminler, bütün müminlere dua etmiş oluyor. Ve dua külliyet kesbediyor. Artık sıradan bir dua, belli şahısların yaptığı bir dua değil, bütün inananların yapmış olduğu bir dua halini alıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde Hazreti İbrahim'in duasının anlatılması bize çok güzel dua örnekleri ihtiva ediyor. Bize bir model oluyor ve biz de Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bu duanın benzerini dualarımızda yapıyoruz. Ve gerek kendimiz için, gerek ehli iman için, gerek anne babamız için dua ediyoruz. Dualarımızda onları da dahil ediyoruz. Bu anlamda dua ile geçen bir ömür bereketli bir ömürdür. Ve dua ibadetin özüdür, iliğidir. Ve dua ibadetin ta kendisidir. Ve duada kul ile Allah arasında bir vasıta yoktur. Her insan doğrudan doğruya Allah'a yönelebilir, halini arz edebilir. İbrahim Aleyhisselam ve daha diğer peygamberler nasıl ki yapmış oldukları güzel dualarla mümtaz olmuşlarsa, ehli imana da yakışan onların yaptıkları güzel duaları iktibas etmek ve kendileri için de o duaları yapmaktır. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.